Taşşakan İnşaat olayın içindeni sunar. Değerli izleyiciler, olayın içinden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün stüdyoda yine çok değerli bir konuğumuz var. AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Refik Özen'le birlikteyiz. Sayın Özen'le hem Türkiye gündemini hem yerel seçim sürecini konuşacağız. Ama öncesinde tabii bugün milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşımızın kabulünde 98. yıl dönümü. Şairimizi burada rahmetle anıyoruz. Önce onunla başlayalım isterseniz Sayın Vekilim, değil mi? Gerçekten bugünleri görerek yazıldığı daha iyi anlanmış oluyor İstiklal Marşı'nın, değil mi? Onunla başlayalım isterseniz. Öncelikle tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere ve tüm Olay TV çalışanlarına da başarılar diliyorum. Ben de sözlerin başında gerçekten ülkemiz açısından, milletimiz açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın belki ifadesiyle dile getirmekte fayda var. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. Gerçekten öyle. Rabbim bu millete bir daha bir İstiklal Marşı yazdırmasın diyoruz. Bu vesileyle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle anıyorum. Evet, Sayın Vekilim, siz teşkilatçı bir isimsiniz. AK Parti'nin Osman Gazi ilçe başkanlığını yaptınız. İl yönetimlerinde görev aldınız. Dolayısıyla teşkilatın içinden bugün parlamentoya kadar yükselmiş bir isimsiniz. Bir sürece bakalım şöyle. Siyasi partilerin seçim hazırlıklarını nasıl görüyorsunuz? Tabii ki AK Parti'nin ağırlıklı neler yaptığını soracağız ama nasıl hazırlanıyor siyasi partiler? Evet, öncelikle tabii 31 Mart seçimlerinin hem Bursa'mıza hem ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ben her zaman ifade ettiğim bir husus var. Seçimlere en hazırlıklı olan teşkilatlar, parti yapısı AK Parti teşkilatlarıdır. Çünkü Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın, ben 28 yaşından bu yana, AK Parti kurulduğundan bu yana bu teşkilatlar içerisinde yetişmiş birisi olarak bunu söylüyorum. Bize bir düsturu vardır. Yeni bir seçimin çalışması, bir seçimin bittiği ertesi gün başlar düsturu vardır. 1 Nisan'da o zaman yeniden başlayacaksınız. Yeni bir seçim çalışması başlar. Dolayısıyla o anlamda da biz 24 Haziran'dan sonra aslında yerel seçim çalışmalarına da başlamış olduk. Ama tabii işin son özellikle 2 aydır olan kısmına daha yoğun bir şekilde bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. 24 Haziran seçimleri oldukça önemliydi. Bizim açımızdan da özellikle tabii benim açımdan da ayrı bir dönüm noktasıydı. Ve Bursa halkımızdan aldığımız bu vekaleti yerine getirme noktasında gerçekten milletvekili arkadaşlarımızla hiçbir hafta sonumuzu Ankara'da geçirmeden Bursa'da halkımızla, şehrimizle birlikte olma noktasındaki çabamızı ortaya koyuyoruz. Tabii bu süreç oldukça açıkçası yerel seçim süreci biraz daha farklı seyrediyor. Hem büyükşehir belediye başkan adaylığı hem ilçe belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri o anlamda çok oldukça yoğun, hareketli bir süreç geçirdik. Mutarlıklar da var tabii buna dair. Mutarlıklar da var. Orada da ciddi bir ilgi var. Rekabet var. O anlamda ama hamdolsun burada hem Cumhur İttifakı olarak hem AK Parti olarak bu süreci çok böyle kardeşlik hukuki içerisinde geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yani aday adayı olup adaylarımız netleştikten sonra aday adayı olan ama aday olamayan arkadaşlarımız da birlikte yol yürümeye ve bu çalışmaları sahada birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Tabii güçlü bir seçim koordinasyon merkezimiz var ve ona bağlı ilçede, ilçelerdeki seçim koordinasyon merkezinin hazırladığı programlarla hem büyükşehir noktasında hem ilçe belediyelerle alakalı sahada yoğun bir şekilde bizler de milletvekilleri olarak ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Her günümüz sabah 9'da sabah namazlarıyla başlayıp daha da erken gece 12-1'lere kadar halkımıza ulaşarak hem yaptıklarımızı hem yapacaklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Oldukça iyi gidiyor. Sahada Cumhur İttifakı'nın güzel bir birlikteliği var. Buradaki yansımasını da yaptığımız çalışmalarda çok net bir şekilde görüyoruz.
Dolayısıyla inşallah bu çalışmaların neticelerinde 31 Mart gecesi en iyi şekilde alacağımıza inanıyorum. Sayın Vekil, tabii Cumhur İttifakı dediniz. İttifaklar nasıl oluştu diye soracaktım ama tabii siz giriş yaptınız. Tabanda bir kabullenme eskiden vardı zaten ama bunun artık bir resmiyete döküldü. Özellikle Cumhur İttifakı anlamında. Türkiye genelinde de baktığımızda da öyle. Bursa yereline indiğimizde de gerçekten Cumhur İttifakı'nın hem belediye başkan adayları hem il ilçe teşkilatları arasındaki uyum aynı zamanda karşı tarafında kıskandıracak boyutta olduğunu görüyoruz bu uyumun. Cumhur İttifakı'nın Bursa ayağına baktığımızda nasıl görüyorsunuz? Az önce vurguladınız ama özellikle Osman Gazi, siz Osman Gazi'de siyaset yapmış, oradan yükselmiş bir isim olarak. Onların da sizin çalışmanıza çok büyük katkı verdiğini görüyoruz. İki gün önce Yunus Emre Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey gelmişti. Alparslan Türkeş Caddesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı da gelmişti biliyorsunuz. Orada da MHP'nin il ilçe yöneticileri ve belediye başkan adayları, meclis üyesi adaylarının da orada olduğunu gördük. Nasıl karşılanıyor iki taban arasındaki bu ittifak? Öncelikle İhsan Bey, tabii Cumhur İttifakı'nın başlangıç noktası, oluşum noktası, tabii o 15 Temmuz tarihi darbe gecesi meydanlarda bu milletin kendisini oluşturduğu bir ittifaktır. Yani bir işgal girişimi olarak da adlandırdığımız o karanlık gecede bu millet bu meydanlarda o işgal girişimini gerçekleştirmek isteyenlere fırsat vermedi. Kendisini tankın önüne attı ve bir gecede 260 şehit verdiğimiz ve binlerce gazimizin olduğu o anlamlı gecede bu millet aslında bu Cumhur İttifakı'nı fiiliyatta kurmuştu. Sonrasındaki gelişmelerde iki genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir irade ortaya koydular ve sahalarda bu milletin oluşturmuş olduğu, Cumhur'un oluşturmuş olduğu bir ittifakı siyasi irade olarak da ortaya koydular. Tabanın da beklentisi bu yöndeydi. Ve 24 Haziran'da bunu net bir şekilde görmüş olduk. Sandıklarda da görmüş olduk. Şimdi de yerelde 31 Mart seçimleriyle alakalı bu Cumhur İttifakı'nın devamı noktasında zaten bir beklenti vardı. Ve bunu da hamdolsun yaptığımız çalışmalarda da ortaya koyuyoruz. Meclis üyelikleri noktasında da tek listeyle şu anda giriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyesi adayı arkadaşlarımız listelerimizde yer alıyorlar. Ve sahalarda da çok uyumlu bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. Özellikle Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da malumunuz 10 gün önce Bursa'daydı. Emek'te güzel bir miting yapmıştık. Orada hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman ve Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu Beyler de katıldılar. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cihangir Bey. Orada da o coşkuyu görmüş olduk. En son sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın Yunuseli'deki Alparslan Türkeş bulvarın açılışında Osman Gazi Belediye'miz tarafından yapılan o bulvarın açılışında da Cumhur İttifakı'nın değerli temsilcileriyle birlikte olduk. Dolayısıyla bu sahada ve tabanda gerçekten çok güzel bir karşılığı var ve çalışma noktasında oldukça uyumlu bir şekilde bunu götürüyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle bu Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar olan bir birliktelik olacak. Bizim zaman zaman ifade ettiğimiz beka ile alakalı önemli bir dönüm noktası olarak da gördüğümüz 31 Mart seçimlerinde bu Cumhur İttifakı bu dertle dertlenen bir ittifaktır aslında. Şimdi karşımızda da muhalefetin oluşturduğu bir ittifak var. Evet. Şimdi yaptığımız çalışmalarda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir görünen ittifak var. CHP ve İYİ Parti arasında kurulan bir ittifak var. Yanında Saadet Partisi'nin de zaman zaman olduğu aslında perde Urfa arkasında... Urfa örneğinde olduğu gibi, evet, değil mi? Ama işin perde arkasında her ne kadar kendileri kabul etmese de reddetse ama pratikte aleni destek gördükleri belli olan bir HDP ittifakı var. Şimdi buradaki hususu iyi anlatmaya çalışıyoruz.
HDP ile alakalı benim ısrarla ifade ettiğim husus şudur. Bizim muhalefetten de beklentimiz aslında budur. Siyaseten bazı meselelerde farklı düşünebiliriz. Ama ülkemizin güvenliği, bekası ve terörle olan mücadelelerle alakalı meselelerde bizim ortak paydamız olabilmesi lazım. Aynı şeyleri söyleyebilmemiz lazım. Ama geldiğimiz noktada HDP maalesef terörle arasına mesafe koymayan, PKK'ya hala terör örgütü diyemeyen, hiçbir kongresinde Türk bayrağı asmayan ve bugün kabulünün 98. yıl dönümünü kutladığımız İstiklal Marşı'nı hiçbir kongresinde okumayan, okuyamayan, hatta temsilcilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahi bunu yapmadığını gördüğümüz, şahit olduğumuz ve Kandil'den de talimat almaya devam eden yapının adıdır. Evet. Burada biz parti kapatılmasını zorlaştıran bir siyasi iradeyiz. Hareketin adıyız. Çünkü parti kapatılmasının sıkıntısını yaşamış bir partiyiz AK Parti olarak. 2006'da da malum AK Parti ile de alakalı bir kapatılma süreci yaşanmıştı. Biz de dedik ki bu siyasi hayatımızda ve demokrasi tarihimize zarar veren bir unsur. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte parti kapatılmasını zorlaştıralım. Ama partiyi yöneten yöneticiler bir suç işliyorsa, terörle arasına bağ koymuyorsa bunun bedelini bu yöneticiler ödemelidir ve ödetiyoruz. Biz bu ülkenin bayrağına ihanet eden, birliğine, bütünlüğüne zarar vermeye çalışan her unsurla hamdolsun çok ciddi bir mücadele sergiliyoruz ve sergilemeye de devam edeceğiz. Bu özellikle Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu bir güçle, milletimizin verdiği destekle de ortaya koyuyoruz. Ama geldiğimiz noktada Bursa'da da bunu görüyoruz. Şimdi bu yapı maalesef aday çıkartmayarak CHP'nin adayına da aleni destek veriyor. Bunu ve milletimiz de bunu sosyal paylaşımlarda da görüyoruz. Ve milletimiz de bunu görsün arzu ediyoruz. Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu Bursa'daydı. Evet, onu soracaktım. İkinci kez yerel seçim sürecinde ikinci kez Bursa'ya geliyor. İvaz Paşa'da bir şehit evini ziyaret etti. Orada evet. Da bir vatandaşımızın, Bursalı hemşerimizin kendisine terörle arasında niçin mesafe konulamadığına ilişkin bir sorusu vardı. Gerçekten orada da vatandaş sıkıştırıyor. Başta Kılıçdaroğlu, genel başkanlar olmak üzere. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki kez Bursa'ya gelişini? Hatta üçüncü kez de geleceğinden bahsediliyor. Evet, yani muhalefet şu anda bir hayal dünyasında yaşıyor. Ama Allah'ın izniyle bizim hem Büyükşehir'de hem 18 ilçe ile alakalı 18-0 olmaması için hiçbir sebep görmediğimizi ifade ediyoruz ama Büyükşehir ile alakalı hiçbir tereddütümüz yok. Muhalefet hayal dünyasında yaşamaya devam etsin. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Bursa'ya gelmesi o anlamda bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ancak bugün yapmış olduğu şehit ailesi ziyareti anlamlı. Doğrusu güzel, hoş olan bir ziyaret. Ama Türkiye'deki mesele muhalefetteki samimiyet problemi. Yaptıklarıyla söyledikleri maalesef birbirini tutmuyor. Şehit evini ziyaret etmek güzel. Orada terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin demek de güzel. İyi de şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Terör örgütlerine aleni destek olanlarla yol arkadaşlığı yapanlara ne diyeceğiz? Bu yol arkadaşlığını siz yapıyorsunuz. Net bir şekilde yapıyorsunuz. Birçok şehirde yapıyorsunuz. Yani bunu söylemeye utansalar da, çekinseler de işin realitesi budur arkadaş. Dolayısıyla burada maalesef CHP'nin şu anki yönetici kadrosundaki ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Bursa'daki yereldeki temsilcilerin de en büyük problemi o. İnandırıcılıkları yok, samimiyetleri yok. Bolu milletvekilinin Almanya'da yaptığı konuşmaya ne diyorsunuz? Sayın Vekil PKK'lılardan da o istediklerini deklare etmesi çok düşündürücü değil mi? Şöyle bir şey, biz arzu ediyoruz ki bu ülkenin bayrağına, birliğine, bütünlüğüne sahip çıkan herkesle Türkiye sınırları içerisinde bu bayrağın gölgesi altında kardeşçe yaşarız yani. Hiçbir derdimiz yok Allah'a şükür. Mecliste en çok Kürt milletvekiline sahip parti AK Parti'dir. Bizim
Ne bir Kürt kardeşimizle, ne Arnavut'la, Çerkez'le hiçbir derdimiz yok. Ve bunlarla alakalı en önemli açılımları sağlayan, demokratikleşme adına adımları atan partinin ve hareketin adıdır AK Parti. Yani Kürtçe şarkı söylediği için, Kürtçe konuştuğu için cezaevine konulan, ceza alan, acı çeken insanları biliyoruz, hatırlıyoruz Türkiye'de. Evet. Şimdi Allah'a hamdolsun. Birçok yasağın yani kaldırıldığı bir dönem. O noktada evet. Gereken hakların verilmesi noktasında çok cesur adımlar attık. Dolayısıyla bizim kardeşlik hukukumuzda bir problem yok. Ama biz bu ülkenin evlatlarına kurşun sıkan, bayrağına ihanet edenlerle kardeş olamayız. Evet. Onlarla bizim derdimiz var. Mücadelemiz var ve mücadelemizi de yapmaya devam ediyoruz. Sayın Vekilim, hemen yeri gelmişken İstanbul'da 8 Mart'ta Taksim'de yaşanan şu hazin olayı da ezan okunurken yani İhsan meydana Bey, gelen gerçekten o ıslıklama, düdük çalma olayı Türk milletini derinden yaraladı. İnkar edildi. Tartışmalar var işte. Ya o görüntüleri ben çokça izledim. Yani ne kadar inkar edilse orada bir vaka var. Yani biz çocukluğumuzda evde bile ezan okurken televizyonun sesini kısarız. Müziği uzandıysak kısarız. Bir oturuşumuza çeki düzen veririz. Bu ezana hürmetendir. Çünkü ezan bu milletin önemli bir değeridir ve bir sembolüdür. Dolayısıyla buna orada bir başka bir maksat bile o hareket yapılsa ezanın hürmetine en azından saygı gösterilmesini arzu ederdik. Ama işin gerçeği maalesef öyle değil. Ezan okunduğunda o ıslıklamaların, yapılan protestoların dozajının ne kadar o arttığını görüyoruz. Bir de o meydandaki insanların ellerindeki pankartlarda yazılan rezil ifadeler var. Evet, gerçekten. Şimdi Türk örf adetiyle değil mi? Hiç inançlarla alakası olmayan unsurlar. Dolayısıyla burada o yapıların, Bursa'daki uzantıların hamisi de maalesef şu anda muhalefetin büyükşehir adayı yani. LGBT kontenjanlarıyla Türkiye'de konuşulmuş mahalle komitelerinde. Bizim yani cinsiyetsiz tuvaletlerle Balat'ta yapılan rezil festivallere ev sahipliği yapma gibi uygulamalarıyla bizim hiçbir değer yargımızla örtüşmeyen uygulamaların sahibidir maalesef bugünkü Bursa'da büyükşehir muhalefetin adayı. Evet. Şimdi bunu iyi anlatmak istiyoruz. Çünkü Bursa muhafazakar bir şehirdir. Bu değerlere sahip olan bir şehirdir. Dolayısıyla bu maskeli yüzleri iyi tanısın istiyoruz Bursa halkının ve bunu anlatıyoruz. Hamdolsun sağdaki kararsız kitlenin de artık kararını netleştirdiğini büyük bir mutlulukla görüyoruz. Evet. Sayın Vekil, hemen yeri gelmişken o zaman AK Parti'nin Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan adaylarının projeleri açıklanıyor arka arkaya. Hı hı. SKM'nin yaptığı program doğrultusunda sırayla açıklandı. Önce tabii Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'ın projeleri açıklandı ve gerçekten çok ses getirdi. Ulaşım ağırlıklı ve kentin yaşamını kolaylaştırıcı, kentteki yaşayan hemşehrilerimizin hayat tarzlarını kolaylaştırıcı birçok proje açıklandı ve ilgi de gördü. Ardından ilçeler başladı. Sanırım yarın akşamda Nilüfer Belediye Başkan Adayı Sayın Necati Şahin proje açıklaması var. Nasıl bakıyorsunuz? AK Parti çok hazırlıklı mı bu işe? Açıklanan projelerin mali altlıkları da hazır mı? Öncelikle tabii Bursa'da 2004'ten bu yana hem Büyükşehir'de hem birçok ilçemizde AK Belediyecilik noktasında gerçekten çok büyük işlere imza attık. Hamdolsun. Biz icraatlarımızla, eserlerimizle konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü işin iki önemli ayağı var. 2004'ten bu yana yerelde 15 yıldır yaptığımız icraatlar var. Ve bugün billboardlarımızda biz bu eserlerimizi sergiliyoruz, eserlerimizle konuşuyoruz. Birilerinin 20 yıldır belediye başkanlığı yapıp sadece kendi fotoğrafını koyarak bu süreci götürmesine inat, biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ulaşım noktasında gerçekten çok büyük işlere imza attık. Belediyecilik anlamında. Yani bugün İnegöl'den başlayın. Kestel Kavşağı, Otosansit, Gürsu, Acemler, İhtisas, Emek, Gül Kavşağı, Acemler, Merinos Kavşağı. Gerçekten bunlar ulaşım noktasında
belediyecik anlamda yaptığımız önemli projeler. Genel hükümet olarak çevre yolunun bitirilmesini de yine AK Parti olarak bizler sağlamıştık. Dolayısıyla diğer taraftan yapacaklarımızla alakalı da sizin ifade ettiğiniz gibi Aynur Başkan'ın ayın 3'ündeki lansmanı gerçekten bizi de heyecanlandırdı, Bursa'yı da heyecanlandırdı. Evet, etkileyici bir sunumdu. Dolayısıyla ben hem Aynur Başkan'ımızı hem ekibini kutluyorum. Bursa'nın tabii biz bu projeleri hazırlarken Bursa halkıyla istişare ederek aslında önceliğimiz nelerdir? Bursa halkının beklentileri nelerdir? Bunları araştırarak bir şehir tasavvuru açıklandı. Gelen bilgilerle bu projeleri ortaya koyduk. Dolayısıyla burada Bursa ile alakalı, Bursa büyüyen bir şehir. İhtiyaçları artan bir şehir. Yani 10 senede nüfusu %20 artan bir şehir. 3 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız da artıyor, beklentilerimiz de artıyor. Bizler de bu ihtiyaç ve beklentileri karşılama noktasında Allah'a şükürler olsun yeni projelerimizle Bursa halkının karşısındayız. Karşısında olmaya da devam ediyoruz. Burada ortaya çıkan neticede ilk öncelikli mesele ulaşımdı. Vatandaşımıza sorduğumuzda ve ulaşım noktasında gerçekten Aynur Başkan'ın projeleri ve AK Parti olarak koyduğumuz projelerde önemli işlere imza atacağız önümüzdeki dönemde. Acemler Kavşağı Bursa'nın tabii önemli kangren noktalarından bir tanesiydi. Ama onu eski halinde hatırlıyoruz. Biz Hikmet Şahin rahmetli döneminde Acemler Kavşağı'nı bizler hayata koymuştuk. Şimdi ihtiyacın daha da pozitif yönde karşılanması noktasında direksiyonel kavşakla oradaki sıkıntıyı inşallah aşıyoruz. Çünkü Acemler Kavşağı'ndaki araç geçiş sayısı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki araç sayısından yaklaşık %15-20 daha fazla. O kadar yoğunlukta bir geçiş noktası. Bursa'nın en kilit noktası. Evet. Trafik dolayısıyla anlamında, inşallah evet. O çözümle orayı rahatlatıyoruz. Öbür taraftan yakın doğu çevre yolunda yapacağımız kavşaklarla ve yeni akıllı kavşak çalışmalarıyla ulaşımdaki rahatlamayı inşallah daha net bir şekilde görmüş olacağız. Raylı sistemlerle alakalı önemli projelerimiz var. O anlamda sinyalizasyon yatırımıyla zaten şu andaki kapasitesini yaklaşık %60 arttıracağız mevcutla. Ama diğer taraftan Görükle'ye uzaması, şehir hastanesinin uzaması noktasında ki çalışmalarımızı, projelerimizi de hazırlamış durumdayız. Ama asıl önemli olan Gürsu'dan Çalı'ya kadar olan metro çalışması. Evet, yer ve altından, bunun da tamamı yer altında değil mi? Yer altından olacak ve bunun finansal anlamdaki desteğini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da Bursa mitinginde müjdelemişti. 15 Şubat'ta onu değil mi? Merkez hükümetten destek alarak bunu da önümüzdeki süreçte inşallah çalışmalarına başlıyoruz. Bu bence en önemli projelerden bir tanesiydi. Diğer taraftan vatandaşımıza sorduğumuzda beklentiler noktasında yeşili daha fazla Bursa'nın o eski ürmanın geri gelmesi için Bursa'yı daha fazla arzuladıklarını gördük ve o noktada da millet bahçeleri noktasında çok önemli projeleri hazırladık ki önceki çalışmalarımız da aslında bunların habercisidir. Malum Mernos'taki parkın Bursa halkına kazandırılmasını yine bizler sağlamıştık. Hüdavendigâr Parkı'nın Bursa'ya kazandırılmasını bizler sağlamıştık. Şimdi inşallah Atatürk Stadyumu'nu revize ediyoruz ve orasını millet bahçesine döndürüyoruz. Öbür taraftan 500 dönümlük Ürünlü'de yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı yine millet bahçesi olarak Bursa halkının kullanımına sunacağız. 86 dönümlük Çeltik tematik Çiçek Su Parkı'nı yapıyoruz. 225 dönümlük Vakıfköy'deki bitme aşamasına gelmiş olan parkımızı inşallah en kısa sürede açıyoruz. Ve burada sayamadım çünkü zaman çokça epey. Çokça proje var evet ama bir reklam arası vereceğiz Sayın Vekilim. İkinci bölümde istersen. Devam edelim. Başka sorularla devam edelim. Tamam. Çünkü Aynur Başkan gerçekten çok iyi hazırlanmış, iyi ekip çalışması olduğu ortaya çıkıyor anlattığınız projelerde ve bizim izlediğimiz o sunumdan da. Bir reklam arasından sonra devam edelim. Tamam. Sevgili seyirciler, AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Refik Özel'le programımızın ikinci bölümünde konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Taşyakan İnşaat'ın sunduğu olayın içinden devam edecek.
Taş Yakan İnşaat'ın sunduğu Olayın içinden devam ediyor. Değerli izleyiciler, Olayın içinden ikinci bölümünde AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Refik Özen'le konuşmaya devam ediyoruz. Efendim birinci bölümü çok hızlıca tükettik süremizi ama size soracağımız başka sorular da var tabii. Sahada Millet İttifakı adayı, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Mustafa Boz Bey'i en çok eleştiren vekillerden birisisiniz efendim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Elinizde de bir takım belgeler var gördüğüm kadarıyla. Birazdan herhalde onlara da değineceksiniz. Ya şöyle İhsan Bey. Nasıl görüyorsunuz? Yani neticede birinci bölümde de ifade ettim. Muhalefetin bu samimiyet problemini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu eleştiri diyebilirsiniz. Bizim söylediklerimizde çünkü yalan yanlış olan bir şey yok. 20 senedir belediye başkanlığı yapıp ortada hiçbir icraatı olmayan bir adayın gerçek yüzünü biz Bursalılara anlatmaya çalışıyoruz ki yanlış yapmasınlar. Şimdi birinci bölümde biz hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı sadece büyükşehirle alakalı zamanımız yetmedi ki ilçe belediyelerinde de çok güzel projelerimiz var Osman Gazi'de, diğer ilçelerimizde. Şimdi biz bunları anlatırken enteresan, trajikomik bir süreç yaşıyoruz muhalefet adına. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır sloganını kullanan bir muhalefet adayıyla karşı karşıyayız. Ben yaptığımız toplantılarda soruyorum, merak ediyorum gerçekten bilmediğim için. Ne yaptın arkadaş diye soruyorum. Sonra merak ettim 2014'teki seçim beyannamesinde neler yer almış ve neleri yapmış. Enteresan bir tabloyla karşılaştım. Yani sizin aracılığınızla paylaşmak isterim. Yani vaat edip bu kadar icraatı yapmayan başka bir belediye başkanı zor bulunur herhalde. Birkaç örneğini ben en azından vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Bu Ataevler Kent Meydanı. 2014'te vaat etti ama yapmadı. 5 yıl önce. Evet. Geçiyoruz. Beşevler Kent Meydanı. 2014'te vaat etmiş ve yapmamış. Geçtik. Demokrasi Meydanı vaat etmiş Nilüferlilere. Maalesef bunu da yapmamış. Cephanelik peyzaj düzenlemesi. Yani bunu Nilüfer halkının da iyi görmesini arzu ediyoruz. Ve bugün Bursa'ya talip olan adayın Bursalılar tarafından da iyi bilinmesini arzu ediyoruz. Sözüne ve vaatlerine ne kadar bağlı olduğunu göstermek açısından. Geçtik Kültür Mahallesi Kültür Evi projesi. Ya muazzam görseller, render çalışmaları falan güzel. Ama kağıt üzerinde yani maalesef. Şu anda bunların hiçbiri gerçekleşmiş değil. Üç evler, yüzme havuzu ve spor tesisleri. 5 yıl önce vaat edilen ve yapılmayan. Ahmet Yesevi Kültür Evi vaat edilmiş 5 sene önce. Yapılmamış. Görükle Dünya Gençlik Merkezi vaat edilmiş, yapılmamış. Büyükşehir yaptı galiba. Ama büyükşehir biz Büyükşehir Belediyesi hatta olarak ikincisinde herhalde değil mi? Gençlik var. Merkezimizi açtık ve Görükle'deki genç kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Biz yaptık. Ertuğrul Mahallesi'nde Masal Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi vaat edilmiş, yapılmamış. Demirci'de galiba bir yerde bir çocuk kütüphanesi yaptılar diye biliyorum. Bilmiyorum bu Ertuğrul Mahallesi'de. Misi'de olabilir evet. Evet ama Ertuğrul. Ondan sonra Nilüfer Kültür Merkezi vaat edilmiş. Tabii enteresan şimdi bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. Şimdi biz ayın 3'ünde projelerimizi açıkladık. Normalde muhalefet projelerini 4'ünde açıklayacaktı. Şimdi lansman tabii muazzam olunca muhtemel ertelendi. Bir ayın 10'una ertelendi. En sonunda da 13'ünde muhtemelen yarın açıklayacaklar. Ve başlangıçta bu lansmanı yapacak Nilüfer'de bir kültür merkezleri olmadığı için Menos'ta yapacaklardı. Bizim yaptığımız tesislerde yapacaklardı. O noktada sıkıntı yok. Yapabilirlerdi aslında ama. Tahsis edilmişti bildiğim kadarıyla. Herhalde pek içlerine sinmedi. Yani AK Parti'nin yaptığı bir projede kendi lansmanlarını açıklamak. Merkez kütüphane vaat edilmiş. Yapılmamış. Şimdi bunları niye gösteriyoruz? Muhalefetin inandırıcılığı yok İhsan Bey. Yani bu kadar projeyi vaat edip
yerine getirmeyen bir ilçe belediye başkanının bugün Bursa'ya ne vaat edeceği, ne de yapabileceği, ne de inandırabileceği bir husus yoktur. Dolayısıyla Bursa halkı bunları net görüyor. Yani bu Nilüfer'deki yapılan işlerin %80'i büyükşehir tarafından gerçekleştiren işler ve elle tutulur hiçbir proje yok. Sadece Osman Gazi Belediye'mizin Panorama 1326 müzesi bile 20 senede Nilüfer'de yapılan icraatların üzerinde bir icraattır, hizmettir. Ve bunun gibi daha bir sürü projeyi hayata kazandırdık. İnşallah kazandırmaya da devam edeceğiz. Çünkü aşk ile çalışan yorulmaz imiş diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de yorulmadan Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Zaman zaman etkinliklerde karşılaştığınızda Millet İttifakı Büyükşehir adayından bir sitem, serzeniş alıyor musunuz? Çünkü en çok siz bu noktada öne çıkıyorsunuz. Ona dönük şöyle bir şey. Tabii ya, neticede Bursa'da yaşıyoruz. Sayın Bozbey'le karşılaşıyoruz bazı ortamlarda. Bir iki öyle sitemi oldu yani doğrusu ama biz bir vekalet aldık, evet. Bursa halkından. Ve bu vekaletin sorumluluğunu yerine getirme adına hareket etmek zorundayız. Neticede siyaset yapıyoruz ve bu siyaseti de doğru yapmak zorundayız. Ve bu gerçekleri biz anlatmayacaksak, bu vekaletin vebalini biz nasıl öderiz? Bu gerçekleri, bu hakikatleri bizim anlatmamız lazım, vatandaşın bilmesi lazım. Yani oluşturulan bir algı, bir hayal dünyasında yaşıyor insanlar. Ama saha öyle değil, sahada biz varız. Evet, şimdi ona gelecektik Sayın Vekil. Seçim artık 19 gün var. Bugünü sayarsak, bugün de bitti. 18 gün var. Anketler var. Sizin sahadaki gözlemleriniz var. Ve tabii bir algı operasyonları, anketler yoluyla Bursa halkını manipüle etmeye dönük de bir sosyal medya çalışması var. Onları sormak istiyorum. Dezenformasyon var mı anketlerde? Size ulaşan, genel merkezin yaptırdığı anketlerde durum nedir? Hakikaten AK Parti'nin Bursa'daki durumunu bir gazeteci olarak da biz de merak ediyoruz. Ben siyasete AK Parti'de başladım. 28 yaşında en genç il yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatıma başlamıştım. Ve 2003'ten bu yana gerçekleşen bütün seçimlerde aktif olarak görev aldım. Bazen fiili olarak aktif görevimiz olarak yer aldık. Bazen de gönüllü olarak aktif görevimiz olmamasına rağmen o ara verdiğimiz 6,5 yıl döneminde de fiili olarak sahalarda yer almış birisi olarak söylüyorum. Bursa'da yaşayan, Bursa'yı bilen birisi olarak söylüyorum. Bizim büyükşehirle alakalı en küçük bir tereddütümüz yok. Ve anketlerde de bunu net olarak görüyoruz. Birileri bu dezenformasyonu yapmaya çalışsa da, farklı algı oluşturmaya çalışsa da bunun benzer örneklerini biz 24 Haziran önceleri de gördük. Yani o dönemde de yapılan anketlerin nasıl yansıtıldığını ama 24 Haziran gecesi nasıl muhalefetin hayal kırıklığına uğradığını ve muhalefetin adayının gecenin ilerleyen saatlerinde adam kazandı arkadaş dediğini hepimiz hatırlıyoruz. Burada da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatta ulusal kanalların bir tanesinde o anket firmalardan bir tanesinin yöneticisi ben muhalefetin baskısından dolayı bu anket rakamlarını açıklamak zorunda kaldığını itiraf etmişti. Evet. Bunları hepimiz hatırlıyoruz. Burada da benzer bir süreç yaşanıyor. Biz sahadayız, vatandaşlarımızla birebir temas halindeyiz ve bunu görüyoruz. Bursa evliyalar şehridir. Bursa değerlerine sahip bir şehirdir ve doğru karar verir. Ve inşallah 24 Haziran'da olduğu gibi Cumhur İttifakı'na olan desteğini Bursa halkı sandıkta gösterecek. Aynı 24 Haziran'da muhalefetin adayına dedirttiği gibi yereldeki adaylarına da adamlar kazandı arkadaş dedirttirecek Bursa halkı. Ben ona inanıyorum. Peki Sayın Vekil, süremiz doldu. Çok kısa değerlendirme, toparlama yapmak isterseniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir program oldu. Keyif aldım doğrusu. Küçük bir müjdeyle de aslında program bitirmiş olalım. Bizim biliyorsunuz Yenişehir Havalimanı, aslında Bursa Havalimanı evet, aslında olarak onları da soracaktık ama süre vakit doldu. Yetmedi. İnşallah Antep seferini yarın başlıyoruz. İlk uçağımız yarın Antep'ten kalkıyor, Bursa'ya inişini gerçekleştiriyor. Ve Bursa'dan da 15.40 uçağıyla da Bursa'dan Antep'e ilk yolcularımız uçuyor.
Bugüne kadar 5 destinasyon vardı. Erzurum, Trabzon, Muş, Diyarbakır ve Ankara seferlerimiz vardı. Şimdi Gaziantep seferiyle Gaziantep'li hemşehrilerimizin ve oradaki güzellikleri görmek isteyen hemşehrilerimizin, Antep halkının Bursa'ya gelişleri noktasındaki kolaylığı Bursa halkına sunmuş oluyoruz. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Bursa halkı bu desteği verdiği sürece bizler onlarla beraber bu güzellikleri hep birlikte yaşayacağız diyorum. Tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Peki efendim, biz de teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ olun. Değerli izleyiciler, olayın içinden de bu hafta AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Refik Özen konuğumdu. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Taşyakan İnşaat olayın içindeni sundu.